Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda karşınızda Türkiye'de satışa sunulmayan ya da Türkiye'nin araba pazarında olmayan bir arabayı çekiyoruz. Hyundai Kona N Performance. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu Hyundai N-Line değil mi? Yok arkadaşlar, bu N-Line değil, bu bildiğiniz gerçekten Hyundai Kona N. Yani bu ne demek oluyor? Sinan, bu bir mini SUV canavarı. Canavar, raket, uçak, yarış pisti için hazır olmuş bir mini SUV. Şimdi şöyle geldiğimiz zaman arabanın ön tarafı, Sinan daha demin diyor, Mehmet abi diyor araba acayip güzel duruyor ama böyle sanki kendini sıkıyormuş gibi bakıyor diyor. Adeta bir Çinli gibi bakıyor yani araba. Değil mi Sinan? Şunlar böyle lambaları falan, şunlarda güzel ledleri falan var. Arkadaşlar bu arabaya güzel değişik bir performans rengi uygulanmış. Hyundai bu renkleri sadece performans modellerinde kullanıyormuş. Bu Sonic Blue olarak geçiyor. Aslında biraz da baktığımız zaman şöyle Nardo griyi de anımsattırıyor ama bu arabanın rengi Sonic Blue. Bu bir de Performance Blue olarak da çıkıyormuş. O biraz daha böyle mavimsi ama bu gerçekten bunun rengi gerçekten süper olmuş. Şöyle ön tarafa geldiğimiz zaman yine her zamanki gibi radarımız var. Bu Hyundai'lar olsun, Kia'lar olsun zaten müthiş donanımlı üretiliyor artık. Müthiş böyle yani inanılmaz opsiyonları var. Birçoğu opsiyonda mesela Mercedes AMG modellerinde bile yok. Şimdi üst düzey Mercedes'ler de var tabi ama onlardan bahsedeceğiz az sonra. Ön tarafına geldiğimiz zaman böyle mat siyah grilllerimiz var, panjurlarımız var, alt grilllerimiz var, park sensörlerimiz var, kameramız var. Arkadaşlar bu arabada kamera var 360 derece ama tabii onu hiçbir şekilde göremiyorsun. Çünkü bu arabada her şey gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Şu ön tamponu zaten her yerden hava alıyor. Bu tamamıyla yarış pistine hazır haline getirilmiş bir tampon stiliymiş. Şöyle geldiğimiz zaman yan taraflarında Hyundai N Performance'ın jantları var arkadaşlar. Ve inanılmaz büyüklükte fren disklerimiz var. Yani böyle baktığım zaman herhalde bir 15 inç falan var ya Sinan. Bayağı büyük yani. Altında Pirelli P0 lastiklerimiz var. Bu araba arkadaşlar daha 7000 kilometrede. Yani neredeyse sıfıra yakın diyebiliriz. Ki zaten bu arabadan Avrupa'da bile fazla satın alan yok. Almanya'da tek tük nadir var gördüm. Ama Hollanda'da mesela yani ben daha hiç karşılaşmadım. Bu arabanın sahibi de Emre. Sağ olsun arabasını bize verdi. Daha önceden de biliyorsunuz onun beyaz meleğini çekmiştik. E63'ünü. Yarışlara falan gitmiştik Spring Event'e. O şu an bunu aldı. Memnun. Yani şimdilik memnun. Bir tadına bakayım dedi. Öylelikçe biz de elinden kapmış olduk. Al istiyorsan videosunu çek dedi. Ben de dedim tamam neden olmasın. Şöyle geldiğimiz zaman bu kırmızı şeritler tabii her yerde de devam ediyor. Bak ön tampondan arka tampon şu şeylere kadar, masperlere kadar geliyor. Fren kaliperlerimiz olsun kırmızı. Ondan sonra arkaya geldiğimiz zaman arka difüzör. Ben bu arabada en çok şu arkasını beğeniyorum. Şu totosu var ya. Şu egzoz uçları, tampon, difüzör, siyah desenleri. Yani arabayı bir yapmış. Yani tamamen böyle araba bir değişik. Böyle canavar gibi duruyor ya. Sanki uçup gidecek. Sanki böyle acayip bir şey acayip bir şey üretilmiş bu arabada. Böyle bir baktığınız zaman sanki Hyundai değil de ne bileyim. Ya heyecanlandım valla. Daha demin buraya gelirken biraz sürdük. Normal değil yani. Sadece bu arabanın dışına baktığım zaman bir eksiğini görüyorum. O da bir panorama ya da bir cam tavan yok bu arabada. Bu arabada yok demeyelim de fazla hani prodüksiyon esnasında fazla onlar seçilmemiş. Sadece ufak bir panjuru oluyor bazı modellerin ama şimdiyalar ben onu hiç rastlamadım. Arkadaşlar bu arabada da yine keyless entry ve keyless go'muz var. Buradan aynalarımız da açılıp kapanıyor. Aynaların altında yine kamera var. Şöyle geldiğimiz zaman yine her zamanki gibi zaten burada bütün elektronik aksamlarımız var. Buna Krell diye bir hoparlör markası kullanılmış. Bilmiyorum daha önce hiç duymadım. Sesini de denemedim. Ama böyle bir araba için yeterlidir diye umuyorum. Şöyle geldiğimiz zaman bak Hyundai N basamaklarımız var. Basamak şeritlerimiz. Koltuklarımız yarı alkantara, yarı deri ve full elektrikli. O da güzel bir detay. Koltuğun içine yine N diye dikiş yapılmış bak. Birçoğu spor araçlarda o yok. Böyle geldiğimiz zaman direksiyona yani ben ne diyeyim? Sinan ne diyorsun? Direksiyon olmuş mu? Sanki BMW'nin direksiyonunu alıp ters çevirmişler gibi. Normalde bunlar böyle BMW'nin üstünde basıyorsun M1, M2 diye. Bunlar da bak Hyundai N1, N2 diye yapmışlar böyle. Bunlardan modlarına giriyorsun. Şu neymiş? Şu ölüm modu herhalde. Ondan sonra bir deneyeceğiz. Bakalım. Ne diyorsun? Tabii ki Hyundai'nin böyle bir şeyi var bak. Yani tabii ki bu bir orta segment araç. Orta segment marka. Mercedes'ten, BMW'den beklediğimiz şeyleri bundan beklemeyeceğiz. Ama şu egzozlara vallahi billahi bittim ben. Şu egzozlara bak. RS3 gibi aynı. Arkası var ya RS3'lere. Yani bu tamam, tam olmuş. Şurada yine arka kameramız var. Hyundai N logomuz falan siyah. Böyle arabanın dışı böyle. Şimdi bu arabayı araba yapan, istersen orayı bir gösterelim. Motoru şuradan açıyoruz. Arkadaşlar karşınızda Hyundai N Performance'ın motoru. 2 litre turbolu. 280 beygir ve 390 Nm tork üretiyor. Bu arabada her şey stok tabii ki. Daha hiçbir öyle bir yazılım hiçbir şey yok. Ki zaten bu araba için yetiyor. Çünkü bu araba ön çekişli olduğu için müthiş bir şekilde kuduruyor. Şimdi az sonra binince onu hep birlikte göreceğiz. Ama bu araba yerinde durmuyor. Yani normal sürerken sıkıntı yok. Evet, biraz daha hızlı bir araç olduğunu hissettiriyor kendisini. Ama onun dışında gerçekten zaten bu arabayla oynanmaya ya da yazılım yapmaya hiçbir şekilde gerek yok. Bu araba gerçekten zaten kuduruyor. Zıplıyor. Zıplayıp duruyor zaten. Tüm yol boyunca zıpladık geldik buraya. O yüzden motorumuz böyle. 8 ileri bir şanzımanımız var. Dual Clutch. Çift kavramalı yani. Bu DSG'lerin sistemi gibi, S-Tronic'leri olsun, DSG'leri gibi olsun. Müthiş bir şekilde şanzıman zaten acayip hızlı bir şekilde vites atıyor. Ne diyorsun Sinan? Sürüşe geçelim mi? Geçmeden önce sesini bir duyurtalım. He. Ne diyorsun? Hazırım. Vereyim mi coşkuyu? Çalıştır. Çalıştırıyorum ben. Başlı bak. Çatara patara. Patlatıyor. Ha, çatara patarası mı fena? Birazcık da Golf 7 R'ler olsun, Golf 7 GTR'ler olsun, onları anımsattırıyor değil mi? Daha sesli. Ona daha sesli ama biraz benziyor sanki. Motorumuz bir ısınsın. Biz şöyle sizi içeri doğru alalım. Biraz da içerinin özelliklerinden anlatalım. Hadi bakalım. Evet. Dışarıda buz tuttuk. Kış. Bu senenin belki son araba videosu olabilirsin lan. Olabilir. Evet. 2022'yi devirdik Allah'a şükür. Son haftalarındayız. Böyle çalışıyor. Şimdi arabayı çalıştırırken egzoz sesini duymak istiyorsan buradan N'ye bastığın zaman böyle acayip güzel bir sportif display geliyor. Aynı zamanda iki ekranda 10 inç arkadaşlar. Hem burada böyle bir hayalet gösterge, hem burada da touchscreen güzel böyle bir 10 inç ekranımız var. Her şeyi yapabiliyorsun. Zaten Kia'larla Hyundai'lar falan hep aynı değil mi neredeyse? Yani özellik olsun, bu döşemeler olsun, bu düğmeler olsun aşağı yukarı birbirine benziyor. Arabayı bir çalıştıralım. Keyless go'umuz da var tabi. Araba tam böyle Golf 7 GT'lar gibi çalışıyor. Vallahi bak, Golf 7 R gibi olsun. Nerede arabamızın anahtarı? Çok güzel de bir anahtarı var. Bunu da gösterelim. Şöyle bir Hyundai N anahtarı. Bunu zaten fazla ellemenize gerek yok arkadaşlar. Bunu cebinize koyduğunuz zaman gerisi sıkıntısız. Şimdi böyle geldiğimiz zaman güzel bir direksiyonumuz var. Direksiyon ısıtmamız da var. Koltuk ısıtma ve koltuk soğutmamız var Sinan. Yani bu değişik bir şey. Bu bayağı koltuk ısıtması arka koltuklarda da var bak. Hani buna, ya, bu arabada sessizden arkadan da gidebilirsin istiyorsan. Hani şey, normalde koltuk ısıtması için öyle oturuyorsun kışın. Hiç beklemezsin. Arkada da mevcut arkadaşlar. Aynalarımız burada full elektrikli, camlarımız var burada. Burada head-up display'in ışıkları var. Yukarı aşağı, yokuş aşağı inerken cruise control opsiyonumuz da var bak. Downhill brake control. Yani evet, aşağı inerken fren atarak indiriyor arabayı. Öyle bir özelliğimiz var. Burada tabii yine bütün multimedya direksiyonlar da mevcut. Ama çok güzel, benim burada beğendiğim şu Formula 1 tuşları var. Bu F1 buttons'lar var burada. Dediğimiz gibi daha önce BMW normalde bunları buraya koymuş, Hyundai bunları buraya koymuş. Buna bastığımız zaman normal modda, yani araba komple normala geçiyor. Ama buna bastığımız zaman custom 1 oluyor. Custom 2 de var. Bastığınız zaman her türlü ayarında buradan yapabiliyorsunuz. Bak mesela şuraya geldiğimiz zaman her şeyi, motor olsun, şanzıman olsun, LSD olsun, diferansiyel olsun, egzoz olsun, head-up display'imizin tarzı mesela spor mu düz mü, o şanzımanlar, ondan sonra ne bileyim alt takımlar, her şey buradan ayarlanabiliyor. Ve arabada launch control mevcut. Bu arabada launch control var. Ön çekişli, yani önden itişli launch control. Basalım. Ne yazıyor? Launch kontrolümüz 5 dakika sonra aktif haline geliyor diyor. Yani 5 dakika boyunca bekleyeceğiz arkadaşlar. O arada biz arabayı inceleyebiliriz. Sadece şurada merak ettiğim bir düğme var. Kırmızı. Benim çok dikkatimi çekti bu. N green shift need bisiklet bar. Bu düğmeye bastığın zaman 20 saniye boyunca ya da 20 saniye içinde, artık onu arkadaşlar bilenler burada hemen yorumların içine eklesin. Buna bastığın zaman en maksimum performans hani sergileyebilecek şekilde araba harekete geçiyormuş. Şanzımanı geri aşağı küçültüyormuş falan böyle. Arabaya böyle bir raket haline getiriyormuş yani buna bastığın zaman 20 saniye boyunca. Bu da herhalde launch control aktif olduğu zaman mı geri aktifleşiyor bilmiyorum. İlk defa zaten bu Hyundai Kona N'i de ben ilk defa sürüyorum. Fazla da deneyimler yapmamıza gerek yok. Yerler çok kaygan. Biz en iyisi bir test sürüşüne geçelim diyorum. Nasıl kayıyor bak bak. ESP'de yarı sporda. Araba acayip gidiyor ama. Ha. Gitmek istiyor da. Gitmek istiyor ama yollar müsait değil. Head-up display'imiz var arkadaşlar. 2 moda giriyor. Çok güzel. O da düşünülmüş yani. Adamlar head-up display bile koymuş. Bu araba önden itişli olduğu için ama gerçekten hissettiriyor yani. Bir güce sahip olduğu gerçekten belli oluyor. Sesi de acayip bak. Downshift, downshift. Şu nasılmış bakın şimdi, bunu merak ettim. Buna bastığım zaman. Şimdi bas. Oo, 20 saniye boyunca boost veriyor. Turbo üst devirde yani. Arabayı mesela 4 saniyemiz kaldı. 3, 2, 1 ne yapacak acaba? Ha, Turbonun PSI'yi indi. Turboya baskı yapmıyor artık yani. Şimdi turboyu geri rahatlatıyor. Yani o 20 saniye boyunca bir düğmeye bastığın zaman turboyu maksimum basınç altına alıyor. Başka da burada opsiyon olarak şanzıman vites topumuz var. El frenimiz var. El freni elektronik yapabilirlerdi bak. O güzel olabilirdi. Ama buna yine elde çekmeli yapmışlar. Tavanımız yine böyle. Değişik bir madde kullanılmış buraya da. Fena. Biraz cheap. Ya. Bu sonuçta bir Hyundai tabii ki, bunu unutmayacağız. Yeah. Ama acayip gidiyor. Ben yani bu kadar beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Gerçekten. Pop 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 pop. Isınınca daha da güzel bir pop 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 yapıyor. Şerit asistanı da var. Onun üzerine şey de var. Öndeki arabaya göre mesafe bırakması için asistanlarımız da mevcut. Destronik yani. Bu arabada gerçekten lazım olan her şey var. Sesi de acayip. Hoşuma gitti. Sesi güzel. ve incelenmiş kontrol yapamayacağız. Çünkü yollar çok kaygan arkadaşlar. ESP'yi de zaten yani 3. viteste de alemde adına çekiyor. Yani launch kontrolün pek bir efekti olmaz. Bak sanki büyük go kart gibi. Evet. Ya bu arabayı anladık artık. Bu arabayı sürmek için gerçekten çok güzel bir hava şartına ihtiyacın var. Arabanın kaymaması için. Yoksa her şekilde badana çekiyor araba. Zaten dışarısı da -1 derece şu an. Evet arkadaşlar, döndük dolaştık, başladığımız yere geri geldik. Arkadaşlar araba çok güzel ama demiş olduğun gibi bak şu yola bir bak. Karda karı kız. Kışta, yağmurda sürülecek bir araba değil. Yani işin açıkçası bu. Çünkü bu 4x4 araç olmadığı için ve altındaki lastikler yazlık olduğu için araba tam performansa çıkamıyor. Ama sıkıntı yok. Biz sadece bu arabayı bir çekmek istedik. Nasıl gidişatı falan onu görmek istedik. Arkaya her zamanki gibi geldiğimiz zaman şu testimizi yapmak istiyorum. Diyelim ki bu arabayla sıra yoluna çıktın. Benim oturduğum bir şekilde benim arkama benim gibi birisi oturabilecek mi? Rahat edebilecek mi? Bakalım. Yani 3000 kilometre boyunca bu şekilde gidemezsin tabii ki. Araba biraz dar. Kalıbına göre biraz dar düşebiliyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Ama tabii ki bu benim gibi birisi oturursa ön tarafta ki ben haliyle biraz daha arka almam gerekiyor aracı. Dikkatimi çeken bir şey daha var Sinan. Görmüş olduğunuz gibi arka koltuklarda da koltuk ısıtması mevcut. Yani onu bile düşünmüşler bu arabada. Hyundai Kona deyip geçme. Sinan biliyor musun bu arabada 3 farklı bak. Aha. Vay aslan vay. Görüyor musun? Ha? Yırtıl yaptı görüyor musun? Şimdi ben de çıkardım onun peşinden ama araba emanet şimdi yapılmaz biliyor musun? Ulan ne diyecektim bir şey ha. Arkadaşlar bu arabadan 3 çeşit çıktı. 1. Hyundai Kona hibrit. 2. Hyundai Kona full elektrikli. Ve 3. Hyundai Kona N yani full benzin motoru olarak üretilmiş olan bir N performans aracı. Bence herhalde bu zaten sonuncu olabilir. Bundan sonra artık full benzinli bir daha performans arabası üretmezler gibime geliyor. Zaman bize ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. 2022'nin son araç videosu buydu arkadaşlar. Büyük ihtimalle. O yüzden kendinize iyi bakın. Eğer 2022'de yapmak istediğiniz, yapamadığınız şeyler varsa onu 2023'te gerçekleştirin. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Allah herkese istediğini nasip etsin inşallah diyoruz. Ve cip geri geliyor. Bu adam niyete aldı bizi götürecek burada Sinan. Bak. Orada dur. Geliyor. Geliyor bak. Dikkat et vallahi uçurur. Sana söyleyeyim bak. Kafa kırık ya. Vallahi billahi kafa kırık. Şu Arap ülkelerinde falan yapıyorlar ya böyle. Onun gibi. Neyse arkadaşlar videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun lütfen. Şuraya bir yerde düğmelere basıyorsun işte abone oluyorsun. Biraz bir sayımızı yükseltelim ya gözünüzü sevdiğim. Biraz abonelerimizi yükseltelim. Çok abone olmayan insanlar var ama sıkıntı yok. Canınız sağ olsun. Sinan, daha demin ne oldu? Adam gaza geldi senin yüzünden. Ne yaptı adam ne yaptı? Göstereyim mi? Daha demin nasıl gösteriyordun? Nasıl? Adam gaza geldi böyle. Ne olacak ki diyor Sinan. Böyle gidecek dedi. Bir gitti. Allah.